Dış Ticaret Kuramı. Adam Smith, dış ticaretin serbestliğini savunmak için mutlak üstünlükler teorisini ileri sürmüştür. Her ülke doğal yeteneklerine göre en uygun mallarda ihtisaslaşmalıdır. Böylece verimlilik artacak, dünya refaha erişecektir. Smith, her ülkenin mutlak üstünlüğü olan mallarda ihtisaslaşarak ülkeler arası mal değişiminin her ülkenin avantajına olduğunu ileri sürmektedir. Smith, şayet yabancı bir ülke bize bir malı bizden daha ucuza sağlayabiliyorsa bunu onlardan almak daha iyidir der. İskoç profesör aynı zamanda merkantilist sisteme doğrudan saldırarak ticaret üzerindeki yüksek tarifeler ve diğer sınırlamaların da kötü yanlarını ortaya koymuştur. Ticaret dengesinin fazla vermesi için gösterilen çabalar saçmadır diyordu. Mal üretiminde bir ülkenin diğer bir ülke üzerinde sahip olduğu doğal avantajlardan söz ediyordu. Smith'e göre merkantilist politikalar yalnızca üreticiler ve tekelcilerin menfaatini ve refahını gözetmektedir. İskoç profesör hararetle milletlerin zenginliğinin anahtarının başka milletlerin sırtından yapay şekilde altın ve gümüş elde etmek değil, üretim ve mübadele olduğunu savunuyordu. Bir ülkenin zenginliği yalnızca onun sahip olduğu altın ve gümüş değil, fakat toprakları, evleri ve her türden tüketilebilir mallarıdır, diyordu. Zenginlik insanların ne kadar iyi barındırılabildiği, giydirilebildiği ve beslenebildiğiyle ölçülmelidir. Kısacası zenginlik sabit bir şey değildir ve mutlak üstünlükler sayesinde ülkeler birbirine zarar vermeden daha zengin hale gelebilirlerdi.